Merhaba arkadaşlar, en baştan serisi ve OKEx sendeyiz şimdi sorularınla karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar, bu testi çözdükten sonra 3 tane kitabımızda 3 tane farklı test geliyor. Onları da çözeceksiniz. Unutmayın, bu bir temel matematiktir. Hocam sorular böyle mi gelip diye yorumlar geliyor. Arkadaşlar önce temeli öğreneceksiniz. Arkasından o bizim heyecanla beklediğimiz o soru tarzını sizlerle de tekrardan çözeceğiz. İsterseniz hemen bir geçiş yapalım. Şimdi konumuz ne? OBEP ve OKEK. Bazı kaynaklarda OKEK, OBEP, bazen EKOK, EBO şeklinde isim fark etmiyor arkadaşlar. İlginçtir. ÖSYM amcada ikisinde kullanmıştır arkadaşlar. İki ifadeyi de kullanmıştır. Ama daha çok OKEK, OBEP şeklinde karşımıza çıkar. Şimdi hemen öncelikle şu bilgilendirmeyi vereyim. Şimdi OBEP. Sorularda arkadaşlar ortak bölen, yani bölen diyor ya, ortak bölenlerin katı. Yani sayıları böleceğiz. Hangileri ortaksa onları alacağız. Burada anlamını bilmeniz lazım. Ortak bölen. Bölen. Peki OKEK nedir? OKEK. Burada da arkadaşlar ortak katları alacağız. Ortak katları. Yani aslında hepsini alacağız. Şimdi ben konu anlatımda şunlardan hep bahsettim. Şimdi OBEP deyince bölme, parçalama, küçük parçalar, eşit parçalar, bunlardan bahsedersek OBEP olur. İşte problemlerde çok karşımıza çıkacak. Tarlayı bölüyor adam. Bölüyorsa OBEP'tir. Tarlaları yan yana ekleyerek büyük bir tarla elde edecek. O zaman katlanma var. Katlanma bütün hepsi kelimeleri geçerse OKEK olacak. Bu OBEP, OKEK problemlerinde bunlardan yine bahsedeceğim. Benim bilmem gereken bu videoda sadece şu var. Ortaklara çarpımları OBEP'i verir. Bütün hepsi OKEK'i verir. Hemen şöyle basit bir örnek vereyim arkadaşlar. Mesela 10 ile 15 sayısının OBEP, OKEK'ini bulalım. Şimdi 2'ye bölüyorum. 10'u 2'ye böldüm, 5. 15 2'ye bölündü mü? Bölünmedi. Bakın bu ortak değil. Sonra 3'e bölüyorum. 5 bölündü mü? 3'e bölünmedi. 15 bölündü mü? 3'e bölünmedi mi? Bölündü. Ama ortak bölünmedi. Sonra 5'e bölüyorum. 5 5'e bölündü mü? Bölündü. Buradaki 5 bölündü mü? Bölündü. İşte bu ortak. Bu sayının OBEP sadece bir tane ortak var. 5'tir. OKEK gördüğümüz sayıların hepsidir arkadaşlar. Yani 2, 3, 5. O da ne yapar? 6, 34. Yani 10 ile 15'i ortak bölen en büyük 5'tir. Katı ise 15'tir. Bakın onun katlarını alıyorum. 10, 20, 30, 40. 15'in katını alalım. 15, 30, 45, 60. İlk gelen kat 30'dur. Zaten adı üstünde. Ortak katların en küçüğü. Buna bu şekilde. Şimdi gelelim. Konu anlatımından sonra şöyle bir soru sordum. Bunun OKEK'in OBEP'e oranı nedir dedim AB'nin. Şimdi M küp ne kare? P4 çarp B ise M ne küp? P küp. Şimdi OKEK'i bulacağım, bir de OBEP'i bulacağım. Önce bir OBEP'i bulalım. OBEP neydi? Her ikisinde ortak olan. Şimdi M küp ve M'de ortak olan ne? OBEP. M'dir arkadaşlar. Her ikisinde bir tane M var. Bakalım ne kare ile ne küpte ortak olan kim? N'nin karesidir. Peki P4 ile P küpte ortak olan kim? P'nin küpüdür. OBEP'imiz bu. Şimdi OKEK'e bakalım. OKEK'te ne dedik? Ortaklar ama hepsi. Şimdi ben buradan M'yi aldım ortak ama kare kaldı. Onu da tekrar bölüyorum. Tıpkı şunun gibi düşün. 2'ye böldüm 5. Bu bölünmedi. Tekrar 3'e böldüm de bu bölündü. Yani sonuçta alırken hepsini bir alıyorum. O yüzden büyük olanı alıyorum. Bunu bir daha düzeltecek olursak. Harfli ifadelerde OBEP, OKEK aranırken her ikisinin ortaklarının en küçüğü OBEP, büyük olanının hepsi de EKOK'u verir. O zaman M küp. Ne kare ne 3? Ne 3 ya da ne küp? P4 P üstü 3. En büyüğü P4. Bizden ne istiyor? Bunun oranını istiyor. O zaman hemen geliyorum. M küp. Ne küp? P4'ün. OKEK'i. M. Ne kare? P küpe oranı. Hemen sadeleşen var mı bakalım. M ile M küp gitti. M kare kaldı bakın. N kare ile gitti. N kaldı. P küp ile P4 gitti. P kaldı. O zaman ortak olanlar sadeleştikten sonra geriye kalan M kare, N, P. Seçeneklere bakıyorum. Denizli seçeneği. Unutmayın arkadaşlar. Harf ifadelerde en küçük olan OBEP,
En büyük olan da ECOG'u verir. Hemen bakalım 60 ile 70'in EBOB'unu istiyor bizden. 60 ve 70'i bölüyorum arkadaşlar. 2'ye böl. 30. 35. Her ikisini böldüm. Evet böldü. Bunu alıyorum. Tekrar 2'ye böl. 15. 35 bölmedi. Almıyorum. 2'ye bölünmüyor artık. 3'e böl. 3'e de bölünmüyor. Çünkü 35. Şurası bölünüyor. Niye? 3'e böldüm. 15, 5, 35. Başka 3'e bölünmüyor. 5'e böl. 1, 7. Evet bu da 5'e bölündü ortak. 7'ye böl. 1. Şimdi ortak bölen kim? Bir tane 2 var, bir tane 5 var. O zaman o bölümümüz nedir arkadaşlar? 2 kere 5, 10'dur. OKX ortaklığı da bunların hepsinin çarpımı diyecektik. Cevabımız Adana. Geldim 3. soruya. EBOB, OBEB 60 ile 90 A, OKX 60 ile 90 B. O zaman 60 ile 90'ın hem OBEB'ini hem OKX'ini bulacağız. Hemen bakalım. 2'ye böldüm. 30, 45. Ortak böldü mü? Evet. 2'ye böldüm. 15, 45 ortak bölmedi. 2'ye bölünmüyor artık. 3'e böldüm. 5, 15. Her ikisini de böldü. Dikkat edin. Tekrar 3'e böldüm. Bu 5 bölünmedi. 15 bölündü 5. 5'e böldüm. 1, 1. Her ikisini böldü. O zaman bu sayıların OBEB'i nedir dediğimde 2, 3, 5, 6, 30'dur arkadaşlar. OKX'i nedir dediğimde OKX de hepsinin çarpımıdır. Yani 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5. 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. 12 kere 3 36 çarpı 5. 36'yı 5'e çarparsak ne yapar? 180 yapar. Benden ikisini toplamamı istiyor. Birine A birine B dedim. A 30. B'yi kaç bulduk? 180 bulduk. O zaman A artı B nedir dediğimde 30 artı 180'den hop 210 yapar. Bakalım C seçeneği. Geldik 4. soruya. Bu sefer harf yerine sayı vermiş versin. Artık OBEB AB'yi istiyor ya. Ne demiştik arkadaşlar? Kuvvetli olanlardan, kuvveti en küçük olan bize sayı verir. Bakalım 2'den 3 var, yukarıda 4 var. O zaman 2 üzeri 3 OBEB'imizdir. Her ikisinde var çünkü. 3'e bakalım. 3'ten 1 var, 3'ün karesi var. Her ikisinde olan yine 3 üzeri 1 var. Son olarak da 5'e bakalım. 5'in karesi var, 5'in küpü var. Ortak olan kim arkadaşlar? 5'in karesidir. O zaman OBEB'imiz 2'nin küpü sayı vermiş bize. Hesaplayacağız. 8 çarpı 3 çarpı 25. 4 tane 25 100 yapar. 8 tanesi 200 yapar. 200 çarpı 3. 200 çarpı 3'te ne yaptı? 600 yaptı. Bazen 25'leri çarparken kuruşları kullanın arkadaşlar. 4 tane 25 kuruş 1 lira. Yani 100 kuruş yapar. Bu şekilde de çözebiliriz. Geldik 5. soruya. Harf. O süper. Ortak olanları alacağım. O halde diyorum ki OBEB nedir dediğimde. Bakın x küp x kare. Ortak olan x kare. Y küp y kare. Ortak olan y kare. Z4 aşağıda yok. Ortak olan yok. Hemen diğerine bakın. K küp ortak olan yok. O zaman x kare y kare nedir? OBEB AB'yi verir. İsterseniz buradan bir de OKK'i bulalım. OKK AB nedir diye sorsaydım. Şimdi bu sefer ortakları dahil hepsini alacağım ama büyük olanı alacağım. X küp x kare burada büyük olan. Çünkü ne dedik? OKK'de bütün hepsi olacak. Y kare y küp y küp. Z4 burada aslında Z0 var. O yüzden Z4 en büyük. Aynı şekilde K3 K3 K4 o zaman K pardon burası K0 yok çünkü K3 K3 en büyük. Bu da neyi verir bize? OKK verir arkadaşlar. Evet arkadaşlar OBEB OKK'nin nasıl alındığını öğrendik bu videoda. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Hoşçakalın.